Yemin kefareti nasıl yerine getirilir? Yemin kefareti ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde de uzun uzun anlatılır. Şimdi bu iş, biz bu işin özetini e, konuşmuş olalım. Yemin kefareti bir defa yemini konuşacak olursak şöyle yapalım. Yemin üç kısımdır. Yemin lagıb, yemini lagiv, yemini münakit, yemini gamus. Yemini lagiv dediğimiz Efendim işte yemek yemiştir. E vallahi yemek yedik. Ya. yedin işte <laughs> daha niye yemin ediyorsun falan. Yani lagiv dediğimiz yani bir e, e, maksat ifade etmeyen la yuahizukumullahu bil fi eymanikum. Yaptığınız yeminlerde lagiv yeminden siz Mevla muhakaza sorumlu tutmaz. Sorumlu tutmaz derken bu güzel değil yani. Kur'an-ı Kerim sorumlu tutmam ama yapmayın bunu da diyor yani gereksiz yere Allah şahit ki yemek yedik ya tamam yediysen tamam. Efendim, Allah şahit ki ben ödedim falan gibi. Yani olan bir şeyi tekrar etmek veya buna benzer bir mesele. Bu bir. iki ee, yemini gamus ona geçelim. Ee, yemini la mun yemini munakid yemini lagiv. şimdi gamus. E şimdi burada biz diğer maddeye geçelim. Yemin-i yalan yere yemin. Adam parayı ödememiştir. Ödedim diye yemin ediyor. Biliyor halbuki ödemedi. Adam haksızdır. Yok diyor. Ben benim bir suçum yok diyor. Yemin ediyor. Hani Allah şahit ki diyor. Allahutaala ben şahidim sen de suçlusun. Ghamuz ghamese Arapçada dalmak demektir. Yani bu kişi cehenneme dalıyor. Günahı kebairdir. Büyük günahtır yalan söylemiş oluyor yalan yere efendim yemin etmiş oluyor Allah'ı yalanına alet şahit tutmuş oluyor ve e, bunun kefareti yoktur yani kefaret ne, ne gerek bir şey burada Allah'tan af istiyorsan Allah'ı yeminine yalanına alet ettin ciddi bir iş yaptın yani bu yemin demek şu demektir yani vallahi yani kimse bilmiyor Allah buna şahit diyor e, bir insan yalana şahit mi bu adam şahit Efendim sen o yalana şahitlik yapar mısın? Ben yalana şahitlik yapmam. E Allah'ı niye şahit tutuyorsun? Yemin meselesi ciddi bir meseledir. Yeminim bun akit. Yani ben bunu yapacağım dedi. E yalan değil de bunu yapacağım dedi. Söz verdi, taahhüt etti fakat yapamadı. Veya yapmadı. Efendim burada sözünü eri olamadı veya olmadı. İki durumda da buradaki akit. bir şeyi akit yaptı. Fakat o akdini yerine getiremediyse. Burada iki durum ortaya çıkıyor. Bir zengin ise otomatikmen efendim para vermeli. Yani fitre bedeli işte mesela şimdi 2021 işte 30 lira günlük 10 gün ne yapar? 300 lira yapar. Ben efendim ortalamadan gidiyorum. Şimdi bu yıllara göre değişiyor. Şimdi burada yeminin münakit yani zengin ise o zaman para vermek durumundadır. E ben oruç tutayım. Yok. Olmaz. Önce para vereceksin. Yani paran varsa var o zaman 10 fakire ayrı ayrı veya bir fakire 10 gün bu şekilde yapılması lazım. Veya birini kefil edersin o da 10 tane Kur'an talebesine dağıtır. Hafızlara tık tık verilmesi lazım. Toplu olmuyor bu bir. İkincisi para verecek maddi imkanı yoksa 3 gün efendim peş peşe oruç tutar. Efendim yemin kefaretinin özeti bu şekilde izah edilir.